Niye başını kapatıyor denildiğinde sen niye göğüslerini kapatıyorsun demesi lazım. Bu bir soykırımdı. Burada aklı hayale gelmeyecek zulümler, işkenceler yapıldı. Başörtüsü meselesi yeniden yasaklanacak. Okuldaki giyeceği kıyafet başka, plajda giyeceği kıyafet başka, bir davette giyeceği kıyafet başkadır. Bunu da devlet belirliyor. Son 3-4 yıldır başta Twitter olmak üzere sosyal mecralarda yeni bir hesap tarzı başladı. Yani yeni bir propaganda ve yeni bir algı yönetim sistemi geliştirildi benim gördüğüm kadarıyla. Bazı hesaplar var mesela, çevreyle ilgili paylaşımlar yapıyor. Teknolojiyle ilgili, bilgisayarı iyi kullanmayla ilgili çok faydalı Twitter hesapları var yani. Hayvanlarla ilgili, astronomiyle ilgili, tarihle ilgili, fotoğrafçılıkla ilgili, mimariyle ilgili. Yani kayıtsız kalamıyorsun yani. Tamamen böyle faydalı, herhangi bir ideolojik, dini, hiçbir içeriği yok. Son derece böyle bilgi, salt bir bilgi ve fayda üretmeye yönelik olduğu belli olan hesaplar var. Bunlar belli hadiselere topyekün bir anda bakıyorsun aynı şeyi söylüyorlar. Yani bir ajans eliyle gerçekleştiği çok belli. Altından çok vahşi, vampir bir İslam düşmanı çıkıyor. Yani bunu çok nadir yapıyor ama çok az. O kadar ki o faydayı göz önünde bulundurarak takip etmekten çıkmamayı yeğliyorsun yani. Bunun öylesine doğal olarak oluşmuş bir şey olduğu kanaatinde değilim kesinlikle. Zaten sosyal mecralar, yani sosyal medya dediğimiz alan artık kitleleri yönlendirme, ulus devletlere hükmetme, belli başlı şeylere yaptırım uygulama yaptırma için çok önemli bir silah artık. Bunun zaten şeksiz şüphesiz. Google bir insanın karakterini çıkartıyor. Hani uzaktan zihni yönlendirme var mı yok mu hep tartışılıyor ya, bu çok komik geliyor. Yani uzaktan zihni yönlendirmek için sinyallerle, efendim elektromanyetik dalgalarla bunu yapmalarına gerek yok. Zaten senin arzuların, taleplerin Google'da, her şeyin Google'da yani. Seni tetikleyecek, senin hassas noktalarını harekete geçirecek şeyler adamların elinde zaten. Aydın Doğan'ın bir sözünü naklediyorlar. Ben bu gazeteyi yılda iki defa manşet atması için çıkartıyorum. Bu kadar parayı bunun için harcıyorum. Tabii yeni nesil bilmez. Eskiden manşetler iktidarı belirliyordu. Manşetlerle bir iktidar gidiyordu yani. Hakikaten gidiyordu. Tansu Çiller'in iktidarı bundan yıkılmıştır. Bir manşetle gitmiştir yani. Erbakan Hoca manşetlerle gönderilmiştir yani. Ama sen sadece böyle efendim iktidarı devirmek veya destek olma amacıyla yayın yaparsan bu anlamını yitirir. Sen aynı zamanda faydalı bir gazetesin. İnsanlar faydalanıyorlardı ama yılda iki defa yapıyorsun bunu. Bu Twitter hesaplarında yani bu biraz gözden kaçıyor gördüğüm kadarıyla. Ve şeyde de öyle, Instagram'da da öyle, YouTube'da da öyle. Bunlar böyle arada bir ortaya çıkıyorlar, devreye giriyorlar ve vermek istediğini veriyorlar, çıkıyorlar. Ben başıma gelen şeyi söyleyeyim. Hayvanları paylaşıyor ve çok da kaliteli fotoğraflar paylaşıyor. Çok ilginç böyle vahşi hayattan kareler getiriyor. İlgimi çekti. Ben de takip ediyorum. İşte bir hayvanı paylaşıyor mesela. İşte kulağına zoomla diyor. Orada bakıyorsun İmam Hatipler kapatılsın diyor. Mizah üretme şeyi de bu yani. Seviyesi de bu dar. Bu kadar yani. Buna benzer şeyler çoğaldı. Ben bu başörtüsü politiktir meselesinin bu anlatmış olduğum hadiseden bağımsız olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bu kız bunu izlese diyecek ki, ha beni mi küresel güçler yönlendirdi? Ha 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 filan. Öyle yönlendirmiyor küresel güçler. Karanlık odada, penceresiz, havalandırmalı katlarda seni karşılarına alıp da işte sana bir şeyler söylemiyorlar. Yani seni harekete getirecek şeyleri biliyorlar zaten. Ve senin efendim destekleyen veya fikir olarak beslenmiş olduğun kaynaklar onların elinde. Sen doğal yollarla o kıvama geliyorsun. Zaten ikna etmenin en önemli yöntemi ikna ettiğini fark ettirmemektir muhatabına. İkna olduğunu fark ettirmemek gerçek manada bir iknadır. Kendi düşüncesiymiş gibi, kendi kanaati ve iradesiyle ona kail olmuş gibi hissettirmek önemlidir zaten. Şimdi birincisi bu hadisenin çok fazla yankı yapması, yani karşılık bulmasında genel olarak konjektürel durumun sosyal medyaya yansıması olarak görüyorum bunu. Yani sadece böyle işte karanlık eller yaptırıyor falan da demiyorum yani. Öyle saçma sapan şeyler söylemeyeceğimi bilirsiniz yani. İşin içinde şu var. Sanki böyle bir yerlerde bir şeylerin hazırlığı var. Yani iktidarda ciddi bir zayıflama başladığından beri artık başörtüsü zulmü zulüm olmaktan çıktı ve son derece böyle rasyonelleştirilmeye çalışılan, yani böyle teorize edilen başörtüsü zulmünün çok böyle mantıklı, çok tutarlı teorik bir zemini oluşturulmaya çalışılan bir ortam oluşturuluyor. Ortada bir zulüm yoktu aslında. Tam aksine çok mantıklı, tutarlı ve gerekli bir şey yapılmıştı diye bir şey oluşturuluyor. Bu son derece doğaldır. Bu bugün olmazsa yarın olacak. Neden? İlk günden beri söylüyorum. Başörtüsünün yasağının, zulmünün bitiriliş şekli bunun problem olarak devamını garanti ediyor. Bu bir soykırımdı. Burada aklı hayale gelmeyecek zulümler, işkenceler yapıldı.
Ama hiçbir kimse ne bir suçlandı ne de ayıplandı. Ben suçlanmayı da geçtim. Yani ceza almasını da geçtim. Ne bundan dolayı bir pişmanlık izhar eden biri var, ne bundan dolayı da ayıplanan, suçlanan ve yüzü kızaran biri var. Yani bu insanlar ortalıkta geziyorlar. Yani o dönemin gazetecileri, o başörtüsü zulmünü işleyen, başörtülülere canlı yayında fahişe diyen gazeteci hala gazeteci. Yani hala çok böyle Türkiye'nin gündemini belirleyecek düzeyde elinde ciddi bir medya gücü bulunduran bir gazeteci bu. Bu çözüm şekli bunu problem olarak devam ettirdi. Bu böyle çözülemez. Böyle bir mesele bu kadar yumuşak, bu kadar böyle light geçiştirilemezdi. Geçiştirilirse ne olur? İşte kaçınılmaz sonuç oluyor. O günler geri dönüyor yani. Ne oluyor? Daha rasyonel bir şeyle. Hani gerçekten anlattığınız gibi bir soykırım vardıysa. Niye bir sonuç çıkmadı bundan? Yani hani nerede bu yani? Böyle anlamsız bir şey oldu. Ben dinledim. Arabada gelirken dinledim videoyu. Birincisi kötü niyet izharı çok net bir şekilde videoda var. Başörtüsü politiktir diyerek böyle bir sosyopolitik bir analizde bulunmuyor. Yani bir mesaj vermeye çalışıyor. Bir şey söylemeye çalışıyor. Ses tonunda, yüz mimiklerinde. Bu çok net, açık bir şekilde, net bir şekilde var. Sözlerinde de var. Nereden anlıyorsunuz bunu? Rezil bir şeyden bahsediyor. Çok uluslu şirketlerin hala LGBT'li çalıştırmalarına rağmen başörtülüleri çalıştırmamasını, işte bunun politik bir simge olduğuna işaret olsun diye söylüyor ama bunu çok normal bir şey olarak söylüyor. Yani hani bunun nasıl rezil bir hadise olduğunu söylemiyor yani. Bugün Türkiye'de çok ciddi cirolar yapan firmalar var. Koç Holding bunların başında gelir. LGBT'liye özellikle, yani LGBT'li çalıştırmayı geç, bir öncelik tanınır. LGBT'liye bir ayrıcalık tanınır işe alınırken. Buna rağmen hiçbir şirketinde başörtülü çalıştırmaz. LGBT'li de eşcinsel demek değildir. Gladyatör haline çevrilmiş bir eşcinseldir LGBT'li. Şovanist bir eşcinsel demektir. Kişisel bir durum değildir. Örgütsel bir yapıyı ifade eder LGBT'li olmak. Bundan dolayı da alabildiğine politiktir LGBT'li olmak. Dibidir yani hem de. Buna rağmen LGBT'liyi kabul etmeyi geçtik. LGBT'liyi öncelik tanıyan firmalar, şirketler, bunların içerisinde Türk firmaları var, yabancı firmalar var. Başörtüsüne mesela aynı kotayı koymaya devam ediyorlar. Çoğu otel tesettür mayosuyla havuza girmeyi reddeder. Buna benzer bir sürü oteller var. Bunlar huzur içerisinde faaliyetlerine de devam ederler. Ya yani bunlar kötü bir söz bile duymazlar. Siz hiç Koç Holding'i eleştiren bir tane solcu, komünist bile duyamazsınız, göremezsiniz yani. Her dönemin en böyle muteber iş adamları, saygın, başarılı, bu kelimeler çok önemli. Saygın, başarılı iş adamlarıdır bunlar. Ayakkabısını bir elemanına sildirirken çekilmiş fotoğrafı gazetelerde hassas, titiz, başarılı iş adamı diye verilir Rahmi Koç'un. Anlatabiliyor muyum? Kimsenin aklının ucundan da geçmez yani. Zamlar, efendim ekonomi politikası eleştirilir, asgari ücret, her şey eleştirilir. Herkes eleştirilir. Muhalefette, CHP'de, muhalefetin belediyeleri de bu eleştirilere göğüs görmek zorunda kalır değil mi? Muhalefetin elindeki belediyelerde belediye başkanı hesap vermek durumundadır. Sendikalarla, belediye işçileriyle bir sürü mücadele içerisinde ama kimsenin dokunamadığı, konuşmadığı bir iktidar alanı vardır. İşte TÜSİAD bu kulübün adıdır aslında. Ve hiçbir dönemde de bozulmam. Bir dönem böyle bir ufak bir sarsıntı geçirirken çok büyük bir güçle geri dönmüştür. Şu anda da o dönemi yaşıyor. Şimdi bu hanımefendi neden kötü niyet dedim? Böyle bir şeyden bahsediyor. Politik olduğuna delil olarak çok uluslu şirketlerin başörtülü çalıştırmadığını söylüyor. Fakat bunu böyle eleştirerek böyle bir zulmü, böyle bir namussuzluğu o kadar sade bir dille ifade ediyor ki aslında doğruluyor. Üstelik kendi de diyor yani LGBT'li bile çalıştırılmasına rağmen. Buradan anlaması lazım ki mesele sadece başörtüsünün politik olma meselesi değil. Onun ötesinde bir anlamı var. İkincisi, buna yönelik yapılan savunmalar maalesef başörtüsü savunmalarında genel olarak görmüş olduğumuz büyük bir hatayı bağrında barındırdı. Ne o? Başörtüsü politik değildir. Dini bir emirdir. Şimdi kız, o konuşan YouTuber, buram buram cehalet tütüyor ağzından. O kesin. Politik olması, dini olmasına niye engel olsun? Eğer bahsettiğimiz din İslam'sa. İslam'ın ibadeti siyaset, siyaseti ibadettir. İbadetle siyaset birbirinden İslam'da ayrılmaz. Allah yolunda mücadele etmek, savaşmak dediğimiz şey çok böyle kişisel ibadetlerle yan yana zikredilir. Oruç tutmak, cihat etmek yan yanadır yani. Bunlar birbirinden farklı değildir. Bir hadis-i şerif var mesela. Efendimiz buyuruyor ki aynani la temessehuma ennar. İki göz vardır ki onlara ateş dokunmaz. Birincisi bir kenarda günahları için gözyaşı dökülen ayn göz. İkincisi de ribat yapan, nöbet bekleyen, düşmanı kollayan göz. Şimdi baktığın zaman ne alaka, ne münasebet diyorsun? Çok alakası var. Bunlar aksine aynı şeyin iki yüzü. Yani bir insanın bir kenarda kimsenin görmeyeceği bir yerde yalnız başına Allah'la ilişkisini kuvvetlendirme adına veya bir günahına ağlama adına
yapmış olduğu şeyle nöbet bekleme, sınır boylarında silah sıkma, silah taşıma aynı şeydir. İslam böyle bir dindir zaten. Şimdi bir Hristiyan mistisizmi, yani bir keşiş dini, sadece insan ferdine kişisel arınmayı emreden, talim eden o agnostik dini yapılanmaların tesiriyle İslam'a bakıldığı için bugün çoğu problemin kaynağı da bu yani. O yüzden İslam'dan da o bekleniyor yani. Bizde mabet denmez zaten, camidir. Niye? Her şey konuşulur çünkü. Namaz örgütlenmektir. Namaz dini olduğu kadar aynı zamanda sosyal bir ibadettir. Namaz alabildiğine politiktir. Çok fazla ibadet etmeye müsait bir ortam vardı Mekke'de. Buna rağmen iki vakit namaz vardı. Medine'de ise tam aksine ekonomik büyük bir sarsıntı, devalüasyon oldu. Niye? Çünkü tarıma dayalı bir ekonomisi vardı Medine'nin büyük ölçüde. Ve tarım arazisi aynı fakat nüfus neredeyse ikiye katlamış. Ciddi bir ekonomik daralma oldu. Böyle bir yerde namaza vakit daha az olması lazım. Yani daha az namazın emredilmesi lazımken 5'e çıkartılıyor. Niye? Çünkü buradaki mesele namaz sadece kişisel olarak senin arınman, efendim içine yönelik fethi ifade ettiği kadar sadece onu etmez. En az onu ettiği kadar aynı zamanda sosyal olarak da birleştirir, kenetler, seni cemaat kılar. Toplumsallaşmadır, sosyalleşmedir. Bunların tamamını ifade eder. Hepsi iç içedir burada. Fert ve cemaat birbirinden ayrılmaz İslam'ın anlayışında. Dolayısıyla başörtüsünün politik olduğu doğrudur ama politik olmuş olması dini bir emir olmasının engeli değil. İkisi birbirlerinden farklı değil. İkinci bir husus, politik dediğimiz şeyin ne olduğunu söylediğin anda politik davranmış oluyorsun. Zaten politikayı orada yapmış oluyorsun. En başta en önemli politik eylem veya söylem neyin politik olduğunu belirlemektir. Çünkü politika dediğimiz şey sınırların belirlenmesinden ibaret bir şeydir. Zaten ortak yaşamı mümkün kılan yasaların oluşturulduğu sistemin adıdır siyaset. Zaten politik dediğin zaman politik olan şeyin ve olmayan şeyin yerini tayin ettiğin zaman politika yapmış oluyorsun. Dolayısıyla siyasetin sınırlarının dışında hiçbir şey kalmaz. Hiçbir şekilde kalmaz. Zaten siyaset bir simge üretme sisteminden ibaret. Yani simgeler sistemidir siyaset. Liberalizm, Marksizm, çeşitli ideolojiler, akımlar, alt işte üst sınıflar, çatışmalar zaten çatışma üzerine kurulu değil mi? Bunlar hep dışarıda gerçekliği olan değil, zihinsel gerçekliği olan şeylerdir. Sen zihindeki kavramlar üzerinden toplumsal yapıyı böyle ayrıştırıyorsun, bölüyorsun. Doğal olarak böyledir. İşte tam bu yapmış olduğumuz şeye siyaset diyoruz zaten. Kelime anlamı da o değil mi? Seyis at. Atla at bakıcısı arasındaki antagonizmayı yönetmektir siyaset. Seyistlik dediğimiz şey bir zanaattir. Seyist atı zapt etmeyi, atın arzularını sınırlandırmayı ve onu belli bir amaç doğrultusunda kontrol altına almayı hedefleyen kişidir. Siyaset de bunu yapar yani. Atla at bakıcı arasındaki o antagonizmayı yönetir. Başörtüsü siyasi simge olduğundan daha fazla mini etek siyasi simgedir. Bunu da kabul etmek zorundasın. Yani Uğur Dündar inadına mini etek diye bağırıyor. Şimdi bir de erkek söylüyor bunu. İnadına mini etek diyor ve büyük bir coşkuyla o dinin mensupları alkışlıyorlar, tamam mı? Yani bir ritüelden, yani bir simgeden bahsediyor. Dini bir simgeden bahsediyor. Zaten modern dönem simgeler dönemi, simge üretme, üretilen simgelerle oluşturulmuş ilişkileri kurgulama ve ona göre bir toplumsal düzen kurma dönemidir yani. Modern dönem budur zaten yani. İnsanlar kollarına dövmeler yapıyorlar. Nereye mensup olduğunu, yani bir simgeyle, şimdi diyor ya hani hep kadınlar bunun mağduru oluyor. Erkek de bunu yapıyor ve bu öğretmen yapıyor bunu. Bir kişinin ismini, imzasını vücuduna dövme olarak yaptırıyor. Bu arada bu dövme modern bir şey de değildir. Ta eski mumyalarda dövmeler çıkıyor ve enteresan bir şey var. İki sınıf insanda dövme var. Mumyalarda işte şu antropolojik ve o arkeolojik belirtiler gösteriyor bunu. Bir üst sınıf, işte özel sınıfın dövmeleri var. Bir de kölelerin dövmeleri var. Koyunları damgalama diye bir şey vardı. Yani ben koyunum ama herkesin koyunu değilim. O imzayla aslında onu göstermiş oluyor, tamam mı? Bu da bir simgedir. Mühür şeyin içine yapılıyor. Ben bugünlerde hep o dövmeyi de buraya yapıldığını görüyorum yani. Bir kölelik dövmesi. Adamın evine girdin, sana ikram etmiş olduğu yemek çok simgeseldir. Ev eşya dizini, müzik tercihi tamamen simgeseldir. Kıyafeti, konuşma şekli, kullandığı kavramlar simgeseldir. Mobilyanın rengi, adamın mesleğini icra edişi tamamıyla politiktir, simgeseldir. Yani politik dediğimiz alanın dışında hiçbir şey kalmaz zaten. Yani vicdan dediğin şey bile bugün politiktir. Son derece bireysel bir insan ferdinin kendi iç sınırları içerisinde kalacağını, kalması gerektiğini düşündüğün şey de politiktir. Bir şeyin politik olmuş olması o şeyi aşağılamaz. Bu onu suçlamayı gerektirmez. Ama bu kız onunla suçluyor bunu. Aynı zamanda. Şimdi evlilik dediğimiz şey iki insanın birbirini sevmesi ve hayatlarına devam etmesine karar vermesi anlamına gelmiyor mu?
en politik kurumlardan biridir. Birini sevmişsin, o da seni sevmiş, anlaşmışsınız, bayağı bir gönül ilişkiniz var. Tamamıyla aşk yani, metafizik bir şeyden bahsediyoruz yani. Ve birlikte yaşamaya karar vermişsiniz. Devreye devlet giriyor. Razılar buna yani. Resmi olarak devlet devreye giriyor. Bir dakika diyor. Şimdi sizin bu gönül ilişkinizi ben politize edeceğim. Buna belli yasalarla standartlar getireceğim diyor. İki kişinin bir evin içerisindeki yaşamı, hatta gönül yaşamı bile o politik irade tarafından tasarlanıyor. Neden? Çünkü bir yerden sonra aranızda bir sorun olduğu zaman yine devlet devreye giriyor. O kadar ayrıntılı şeyler soruyor ki bu sefer her şeyi ifşa etmek zorundasın iki kişiyle aranda. Psikolojik şiddetten sonra şimdi bir de duygusal şiddet çıkartıldı. Ne demek duygusal şiddet? Kadın kocasının ona çiçek almadığından dolayı politik bir kurum olan siyasete başvuruyor. Siyasi kurumda birini görevlendiriyor. Diyor ki bir bak bakayım çiçek almış mı almamış mı? Adam da diyor ki aldığım çiçeğin fişini mi saklamalıydım yani? Görevi düşünebiliyor musun? İki kişinin ya iki kişi yani bırak yani kamusallaşmayı ya. İki kişinin kendi arasındaki şey de politiktir. Sonuna kadar politiktir yani. Videonun çok fazla etki olmasının sebebi o. Politik deyip bırakmıyor. Buna böyle dini Allah'ın emri falan deyip geçmeyin. Yani politik deyince kendisi zaten o sınırı çiziyor ya. Diyor ki yani Allah'ın emri burada, yani dinin emri burada. Burada başlar, burada biter diyor. Zaten tam anlamıyla politik bir şeyden bahsediyor. Yani başörtüsü meselesi de öyle. Başörtüsünün diyor ki işte nereye kadar kapanacak? Hiç tam aksini sormuyor. Zaten en büyük yaptığımız hatalardan biri de bugün başörtüsü savunusunda yaptığımız kronikleşmiş bir hata. Biz başörtüsünü hep konuşuyoruz. Halbuki insan zaten giyiniyor. Asıl olan giyinmektir. O yüzden ne kadar giyindiği değil, ne kadar giyinmediği sorulur. Bir kadına niye başını kapatıyor denildiğinde bir kadının da dönüp sen niye göğüslerini kapatıyorsun demesi lazım. Sen niye göbeğini açıyorsun mesela, sadece bu kadar açmışsın. Niye daha fazlasını yapmıyorsun? Neden YouTuber'sın yani mesela? Bugün dedi ki farklı bir şey, bir konsept deneyeyim dedim de mesela çıplak gel yani. Diye direkt politik bir müessesi olan YouTube, işte sosyal mecrayı yöneten ilgili kurum, makam, bakanlık sana diyor ki bir dakika, çıplak bir şekilde YouTube'da video çekemezsin. Sana da bir sınır çiziliyor ve sen de o sınıra riayet ederek konuşuyorsun. Mesele bundan ibaret yani. Mesele zaten sınır çizme meselesidir. Nereden başladığı meselesidir. Niçin başını örttün denmez. Sen neden göğüslerini örtüyorsun? Niçin kalçaların kapalı? Bu politik diyerek suçlama refleksi bu ülkeye mahsus bir şeydir. Çünkü bir politik elle, iradeyle insanlar bizzat soyundurulmuştur. Çıplaklaştırılmıştır. Devlet iradesi ve gücü kullanılarak kızların etek boyları cetvelle ölçülmüştür. Ve o etek boyuna riayet edersen ancak eğitim hakkına sahip olduğun sana telkin edilmiştir devlet eliyle. Onun için bu refleksle konuşuyorlar. Kendisi de aldığı eğitimin gereğini yapıyor, farkında değil yani. Devlet normu belirlediği için anormu da belirlemiş oluyor. Neden politik diye böyle bir refleksik bir tepki veriyorlar onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü kendi politik bir irade bir sınır belirlemiş. Sen o sınıra riayet etmediğin için seni politik bir davranışla suçluyor. Çünkü devlet bir kadının nasıl giyinmesi gerektiğini belirlemiş. Erkeğin de öyle. Şapka vermiş mesela senin başına. Maymun gibi dolaştırmış insanları o gün. Bildiğin kıyafetinin ayrıntısına kadar. Hani kıyafeti de belirlersin, ana standartlarını belirlersin icabında. O da değil yani. O kadar ki en ince ayrıntısına kadar kıyafeti belirlemiş. Onun dışındaki bütün davranışları, bu politik irade bunu gerçekleştirdiği için öyle kabul ediyor. Bakın 2007-2008 başörtüsü zulmünün en zirve olduğu dönemlerden, o dönemlerden bir tanesinde bir kavram ortaya atıldı. Bir sosyoloğun Hürriyet gazetesine verdiği röportajda söyledi. Mahalle baskısı aslında ona ait bir kavram da değildir. Aslında bağlamına uygun bakılırsa öyle bir anlam da kastetmiyordu yani. Şerif Mardin'in aslında oluşan algı kadar kötü bir anlamı da yoktu yani. Ama bunun üzerinden başörtülü ve o dönemin dindar insanları mahalle baskısıyla suçlanıyordu. Yani delirmemek elde değil. Yani delirmemek elde değil yani. Delirmiyorsan gerçekten ahlaki problemin var demektir. Bu da aynı. Çünkü yaptığı şey mahalle baskısı onun. Yani sadece eskisi kadar o mahalle baskısını, o politik dayatmayı uygulama imkanları daralınca bu sefer seni aynı şeyle suçlamaya başladı. Bunun psikolojide de bir tanımı var. Yani işte sosyopatlık budur. Yani sosyopat yaptığı şeyi inkar etmez. Tam aksine yaptığı şeyle muhataplarını itham eder. Modern devlet dediğimiz şey, anarşistler başta olmak üzere, özellikle liberaller, devleti daha minimalize hale getirmek için mücadele edenler, bunun mücadelesini veriyorlar. Ya devlet dediğin şey, siyasi irade dediğin şeyin iktidar alanının zayıflaması lazım. Zaten demokrasinin de bir anlamda amacı budur. Halkın, grupların, cemaatlerin
özgürlüklerinin diğer başka bir özgürlüğü sınırlamayacak kadar geniş tutulması. Şimdi böyle bir devlet geleneğinden geldiğin için, yani baskıcı, zorba, insanların kıyafetlerini belirlemiş, nerede ne giyeceğini de belirlemiş. Burası da çok enteresan. Mesela okuldaki giyeceği kıyafet başka, plajda giyeceği kıyafet başka, bir davette giyeceği kıyafet başkadır. Bunu da devlet belirliyor. De belirlemek başka bir şey, bir de baskı uyguluyor. Baskıların kontrolünde, o baskıların eğitim sistemi içerisinde yetişmiş, yeşermiş veya kararmış birisidir, yani bir şahsiyettir. Başörtülerin hakkını savunma meselesini özellikle bu zihniyete sahip insanların telaffuz ediş şekillerine dikkat edin. Yani hayvan haklarından bahseder gibi bahsediyorlar yani. Bir şeyin politik olması politik kurumların denetlemesine bir şey verir mi? Veriyor. İster istemez veriyor yani. Yani liberal devlette ne var? İşin içine para girerse vergi levhası koyarım, asarım oraya. Vergini alırım. Vergi alırsam da denetlerim. Mesela denetlemem lazım, vergi kaçırıyor olabilirsin diye. Onun dışında ne yaptığın hiç önemli değil. O yüzden de genel evi diye bir şey var. Kadınlar pazarlanıyor orada. Ne yapıyorsan yap, beni hiç ilgilendirmez. Benim bir ahlakım, senden beklemiş olduğum bir yaşam tarzı modeli yok diye bir anlayış var yani. Şimdi böyle bir devletin küçüldüğü, devlet iradesinin fert ve toplumsal irade karşısında azaldığı devlet düşüncesi, yani siyaset anlayışı bunu denetlemez. Ama devletin hakim ve egemen olduğu, her şeyi belirlediği, bütün normlar ve anormali de belirlediği yerlerde mecburen politiktir. Mevzu da o zaten yani. Aslında bir tarafıyla şuna sinyal çakıyorlar yani. Başörtüsü meselesi yeniden yasaklanacak. Çünkü bu bir politiktir. Bir politik duruşu ifade eder. Simgesel bir değeri vardır bunun. Bunun zaten teorisi yapılıyor. Zaten dikkat ederseniz belki de 20 yıllık iktidarın en böyle zayıf dönemlerinden geçiyoruz. İlk defa bu kadar dillendirilmeye başlandı. Zibidinin bile ağzında yani, yavaş yavaş yani. Yani o dönemler, o günlerin, eski günlerin özlemi ve eski günlerin çok böyle iyi bir yaşam tarzı ve tutarlı bir hayat olduğunu ifade eden sözleri böyle gerçekten anlamlı, çok manidar. Zamanlaması çok manidar. Bu kız bir de şeyi yapmaya çalışıyor. Diyor ki yani sonuç itibarıyla diyor burada cinsiyetçi bir tavır var diyor. O zaten sürekli söylenen bir şey. Yani niye erkeği değil de kadını kapatıyor? Erkeği niye kapatmıyor? Önce bana birinin şunun cevabını vermesi lazım. Açıldığı zaman neden kadın açılıyor da erkek açılmıyor? Şimdi iki karı koca düşünün. İkisinin de böyle herhangi bir dini hassasiyeti yok. Kıyafet tercihlerinde özgürler diyelim. Öyle bir şey yok da yani farklı dinlerin, ideolojilerin baskısı altında yapıyor. Çünkü inadına mini etek diyor ya. O inadına mini etek diyenlerin dinindense mini etek giyiyor işte. Ayrı o. Ama diyelim ki İslami bir hassasiyetle kıyafetlerini tercih etmeyen bir karı koca düşünün. Çok rastlarsınız yollarda. Adam pantolonlu, kadın çortlu. Adamın gömlekleri ilikli, kadının dekoltesi, göğüs dekoltesi ortada. Adamın göbeği kapalı, kadınınki açık. Neden kadın açıldığında daha fazla açılıyor? İşte neden kapandığında erkeği değil de kadını daha fazla kapatıyor? Bunun cevabı burada. Ayrıca erkeğin mesela diyelim ki şort giymesi de nadirdir de, yani genel şeyi söylüyorum, daha az yani. Nadirdir derken daha az kadına nispetle. Bu daha konvansiyoneldir. Yani sıcak olduğu için, efendim iklim şartları ondan istediği için giyer. Yoksa estetik kaygıyla bunu yapmaz. Beğenilme ve görülme kaygısıyla bunu yapmaz. Tabii bütün bunu giyenler görülme kaygısıyla yapıyor demiyorum. Kadını kimse görmese bile makyaj yapıyor. Fıtratında bu var. Fıtratında bu varsa niye engelliyorsun? Erkeğin fıtratında kadına göre daha fazla kan dökme şeyi var. O da onu engellememiz gerekiyor değil mi? Orada da onu baskılaman gerekiyor. Şimdi bunun cevabı var mı? Neden erkek şort giymiyor da kadın şort giyiyor? Neden erkek göbeğini kapatmıyor? Bir kere erkeği de örtüyor İslam da. Bugünkü gibi bir erkek kıyafeti zaten İslam toplumunda yok. O gün zaten erkek kapalı. Zaten kapalı yani. Ama neden onu daha fazla örtüyor? İşte onun cevabı burada. Kadın örtünerek, vücudunun belli bölgelerini gizleyerek benimle dişiliğim üzerinden değil kişiliğim üzerinden irtibat kur demiş olur. Beni cinsiyetimle değil şahsiyetimle değerlendir. Seninle aramdaki ilişkiye benim cinselliğim girmesin, cinsiyetim ve cinselliğim araya girmesin demektir. Bu asıl böyle mizah adı altında söylenen sözler ve konuşulan şeyler o erkeğin içindeki kadın ferdine yönelik, kadının bedenine yönelik o arzuyu, iştahı ve hayvani tutkuyu çok iyi ele veriyor. Aynı adamlar mesela dekolteye bakmayan, bir de öyle bir şey var biliyorsunuz. O açacak ama sen bakmayacaksın. Bakmaman da gerekiyor ayrıca. Öyledir de yani. Bizim zaten hiçbir şekilde bakmamamız gerekiyor. Onu son derece medeni bulan kişi bir mizah standartı içinde, yani mizah kalıpları içerisinde nasıl vahşice duygular beslediğini ayrıntısıyla tasvir ve tasavvur ederek bazen kadınların karşısında bütünüyle ifşa ediyor, kusuyor adeta. E hani engel değildi onun göğüslerinin açık olmasının, bacakları umrunda değildi hani.
O mizahta ortaya çıkıyor, sanatta ortaya çıkıyor, tamam mı? O duygular. Sen onu işte bastırmaya çalışıyorsun. İşte o senin bastırmaya çalıştığın düşüncesine destek olsun diye onu da örtüyor. Çünkü sen de zaten bastırılması gerektiğini söylüyorsun. O bacaklara bakılmaması, göğüslere bakılmaması, kadını değerlendirirken bedensel özelliklerini dikkate alarak değil de kişiliğini, karakterini dikkate alarak onunla ilişkiye, iletişime geçilmesi gerektiğini sen de söylüyorsun. İşte bu gerçeğe destek versin, bu gerçeği teyit etsin diye kadının örtülmesi emredilmiştir. Tabii onu demek istiyorum. Zaten yani bütün anlatmaya çalıştığım şey aslında oydu yani. Kendisi kıyafeti politik olduğu için işte dedim yani mahalle baskısı var sözü nerede ortaya çıktı? Hangi dönemde söylendi? Aynı mantık. Şimdi bir kızcağız bir yayın evinin çalışanı fuarda mini etek giyeceksiniz diyor. Fuarda, kitap fuarında çalışanların tamamı kadın mini etek giyeceksin diyor. Bu da son derece seküler, işte şeyci, oycu, buycu neyse artık hepsini bildiğiniz takımdan yani bildiğiniz dünya görüşünden, ideolojiden filan. Bunlar dünya görüşü ideoloji değil, onların ritüelleri filan da var. Son derece duygusal dünyalarında da karşılığı olduğu için bu muharref bir dindir. Kadın ben giymek istemiyorum dediği için işten atıldı. Kitap fuarı ya bu. Kitap fuarında kız aynı görüşten, aynı düşünceden zaten o yayının evinde çalıştırmazlar. Mini etek ya bu çok yanlış bir şey. Demek ki o sattığı kitapları okudu biraz kız. Ya bu benim kişisel alanıma müdahaledir dedi yani. Hani iş yerinin özel bir forması olur filan. İşte şu kıyafeti giyeceksiniz bazı mesleklerde olabilir. Ben bunu da anlarım. Hani diyelim ki kurumun mühürlü şeyli, ablemli tişörtünü giyeceksiniz. Bunu da bir yere kadar anlarım. Mini etek niye yani? Neden böyle bir sınırlandırma yapıyorsunuz? İşte çünkü tam anlamıyla yani başörtüsüne politik denilmesinin sebebi ters bir refleks işte yani. Çünkü o politika o mini eteği ve şortu giydirdi ve giydirilmesini teşvik etti. Ben Petersburg'da günlerce gezdim. Rusya'da dolaştım. Yani soğuk iklimin çok yaygın olduğu. Japonya'da aynı. Dünyanın kaç yerinde, dünyanın kaç ülkesinde gördüm. Kıyafeti bir estetik belirler. En az estetik kadar da iklim koşulları belirler. Ama Türkiye'de bunun ikisi de belirlemez. Tamamen siyasal duruş ve politik bir simge olarak giyilir kıyafet. Onun için ağzından köpükler saçarak böyle salyalar saçarak inadına mini etek diye bağırıyor. Karşındaki kadınlar da ayakta alkışlıyorlar onu. Bir erkek söylüyor bunu. Mesela o sınırı belirlemek. Anlatabildim mi? Politik diye karşı böyle itham ederek konuşmalarının politik olmasına ben karşı çıkmadım zaten. Ama namaz da politik zaten. Oruç da politik. Hac politik olmaz olur mu ya? Zekat politik olmaz olur mu? Yani İslam'ın hangi emri? Belki sabah namazından sonraki evrat-ı eskarı politik değildir. Misal ne bileyim. Akşam namazından önce Subhanallah ve Bihamdihi gibi böyle insanı böyle kişisel olarak Allah'la ilişkisini takviye edecek, kavileştirecek bazı ferdi ibadet tavsiyeleri var. Belki onlar bu bağlama girmez de bence o da girer. Şimdi aynı şey Mekke'nin ilk dönemlerinde de var. Yani ilk dönemlerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam etrafında gençler var. Bir şeyler olduğu belli ama açık davet başlamamış daha. Herkes davet edilmiyor. Mesela o dönemlerde Mekke'nin ileri gelenleri, o öncü müşrikler Abdülmuttalib'in yetimi diyorlar. İşte hani Abdülmuttalib'in yetimi etrafındaki gençlere ahireti falan anlatıyor diyorlar. Takdir ediyorlar yani. Gayet de güzel buluyorlar. Yani çünkü iyilikten bahsediyor, ahlaktan bahsediyor. Bir taraftan da o kötü yani dizginleri elinde bulunduran, iktidarı elinde bulunduran, egemenlik kontrolünde olan insanlar için toplumsal ıslah her zaman iyidir bireysel bazda. Hırsızlık yapmaz, efendim kötülük yapmaz, başkaldı. Kendi halinde genci isterler. O yüzden öyle görüyor. Yani takdir ediyorlar peygamber. Ama ne zaman mevzu putlara geliyor, ne zaman düzeni değiştirme tehdidi baş göstermeye başlıyor, ondan sonra hemen bir anda şeytanlaştırma basıyor. Bu çok enteresandır. Ha, Mekke döneminde var bu. Takdir ediyorlar ya. Muhammed etrafındakilerine ahireti anlatıyor diyorlar. İnsanlara iyiliği tavsiye ediyor. Bak bizim oğlan oraya takıldığından beri bana iyi davranıyor. Güzel yani güzel işler yapıyorlar. Yardım kimsesizlere yardım ediyorlar filan. Böyle şeylerden bahsediyorlar yani ilk dönemler. İş sonradan değişiyor. Bu böyle şarkıcıların, mankenlerin dünya barışı filan demelerinin anlamı da bu yani. Böyle bir dünyada dünya barışından bahsetmek zulmün, ahlaksızlığın dibidir. Böyle bir dünyada barıştan bahsetmek o adaletsizliğin devamını sağlamak demektir. Bir düşün ki yani bir adam senin evine girmiş hırsız. Sen bağırıyorsun, çağırıyorsun, seni suçluyor. Bu ne ya diyor, biraz insan ol, bu ne yani, çomar diyor, paçoz diyor. Bir düzgün diyor, dışarıdan bakan da diyor ki ya bu ne kadar beyefendi. Asayişten yana, sakin ol diyor, asayişten yana. Sen de odanda dur diyor, ben de odamda durayım. Ya senin ne işin var burada diyen adam bu sefer savaştan, kargaşadan, kaostan yana olmuş oluyor yani. Onun için de dünya barışı diyorlar yani. Çünkü zaten kraliçe gibi hayat yaşıyor sırıta sırıta.
o güçlü aydın sahne ışıklarının ışıl ışıl salonlardaki platformlarda boy göstere göstere, sırıta sırıta dünya barışı diyorlar. O barış çünkü onun işine gelen bir şey yani. Mesele sonuç itibarıyla kıyafette de sınır belirleme meselesidir. Benim ne kadar kapandığımı değil de biraz da senin ne kadar açıldığını konuşalım. Niçin eteğinin boyu oraya kadar, daha yukarıda değil? Neden göğüs dekoltenin sınırlarını o şekilde belirliyoruz? Senin göbeğin niye açık ablacığım? Diyecek ki işte açık. E bu kadar niye açık o zaman? Ya onun sınırı ne yani? Misal yani. Ha niye göğüslerin kapalı? Neden yani siz böyle aykırı, çok böyle hani sarkastik, efendim eğlenceli, coşkulu, alaycı adamlarsınız yani? Bir aykırılık yap, bir YouTube kanalında da de ki ya bugün de hepsini çıkarttım geldim diyebilir misin? Diyemezsin. İşte o sınır mesele, belirleme meselesidir. Bundan ta 15 yıl önce Süheyb Hoca bahsetti bunlardan. Yani zaten bu meseleleri hep onunla oturduk, konuştuk. Yüksek lisans tezi. Şimdi Kaynananın Ontolojisi diye hem İngilizce hem Türkçe kitapta çıkıyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Bir konuşalım bakalım, çıplaklık nedir, utanç nedir, soyunma dediğimiz şeyin politik ve sosyolojik yansımaları nelerdir? Yani bunlar ferdi, kişinin fert bazında almış olduğu kararlar mı, değil mi? Utanma dediğin şey zaten, örtünme dediğin ve utanma dediğin şey bütün kabilelerde var. Bak Afrika'nın balta girmemiş ormanında bile çıplak geziyor diyorsun değil mi? Orada da bir mahremiyet var. Oranın örtünmesi de oraya göre. Çok özür dilerim. Çırılçıplak gezen kabilelerde bile şimdi söylemekten haya etmiş olduğum bir mahremiyet sınırı var. Onu yapamazsın. Onu yaparsan ayıplanırsın. Ayıptır o. Çıplak zaten ama işte bir şey var işte. O sınırı geçtiğin zaman ayıplanıyorsun yani. Demek ki asıl olan örtünmek. O yüzden ne kadar örttüğün sorulmaz. Diyor ki kanaldaki. İşte örtüyorsun, işte diyor ki bileklerin açık. Ondan sonra bileklerini örtüyorsun, şuran açık diye sürekli şey örtü diyor, çoğaltılıyor diyor, tamam mı? Sen neyle belirledin sınırı? Terse doğru götürelim işi. Mesela şöyle demiyor yani. Efendim dekolteni açıyorsun, diyorlar ki efendim göğüslerin niye kapalı? Yani efendim tayt giyiyorum, diyorlar ki niye mini etek giymiyorsun filan. Bu şekilde niye söylemiyorsun? Çünkü o şekilde de aynı telkinler sana da yapılıyor. Bu sınırı ya, korkunç bir durumdayız ya. Burada bir de özellikle tepki çekmesine sebep olan da biraz o. Sümer'de bir biliyorsunuz bir kitap yayınlandı. Baştan aşağı tahriften ve yalan bilgiden ibaret. Sümer'de fahişelerin başörtüsü taktığını iddia ediyor. Bir kere bilgi olarak doğru değil. Bu ara uygarlık tarihi okuyorum. Masamda da çok görüyorsunuzdur. Tesadüfen Sümerleri okuyorum ben de bu ara. Birincisi söylediği bilgi tamamıyla saptırma. Oradaki söylenen şey başörtüsü değil. Belli bir işaret. Bilgi olarak yanlış bir bilgi var. Kaldı ki sadece birinin, bir antropolog bile değil, birinin yalan yanlış, tamamıyla uydurma, son derece böyle spekülatif bir şeyi üzerine bir fikir bina ediyor. Ve bu kadar tehlikeli bir şeyi, bu kadar anakronik analojiler kurarak koskoca bir kitleyi böylesine çirkin bir ithamda bulunmaktan da korkmuyor yani. Beni işte tedirgin eden bu. Bu kız böyle anakronik yani son derece böyle spekülatif bir bilgiye dayanarak böyle analojiler kuruyor ve çok çirkin bir imada, hatta ithamda bulunuyor. Ve rahat yani, bu nasıl bir şey ya, benim bu söylediğim bu nasıl bir iddiadır demiyor yani. Yalan ki yalanın da dibi. İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik, hani Sümer'e dayandığını iddia ediyorlar ya. Bunların hiçbiriyle alakası olmayan Uzak Doğu'nun toplumlarının tamamında var. Onlar da mı Sümer'den etkilendi? Yunan'da var bir kere. Kadının örtülmesi fıtridir. Neye dayanarak söylüyorum? Aynı şeye döneceğim bir daha. Senin göğüslerini kapatmana dayanarak söylüyorum. Diyor ki işte fahişelerin aksine verdiği çirkinlik ve doğru olmamasına rağmen bir gerçek var ki dünyanın bütün toplumlarında, bütün tarihin bütün dönemlerinde fahişeler mecburen dekolteli olmak zorundadır. Bak ben bu cümleyi kurmadığım için o cümleyi kuruyor. Fahişenin böyle olması mecburi zaten ya. Zaten mevzu belli yani. Beni konuşturmayın. Mevzu belli zaten. Ben bu sözle o şekilde giyinen insanlara fahişeliği en ufak bir haşa itham etmem veya ne bileyim böyle bir şey ima etmem mümkün mü? Edeni gördünüz mü? Ama o ediyor işte. İşte Müslümanların başörtüsü savunusu yanlış bir zemine oturuyor. Bu psikolojik savunma durumundan çıkılması lazım. O kadına onu söyleyebiliyor musun? Sen Sümer'den yanlış bir bilgi aktarıyorsun ama ben sana gerçek bir şey söylüyorum. Dünyanın her yerinde fahişeler yarı çıplaktır. Ne olacak şimdi? Utanmaz. Hiç mi ahlakın, edebin yok? Ahlak edebi zaten yok ve görüyorsun Müslümanların bu acziyetini, zafiyetini, sünepeliğini, bunu söylemekten tereddüt etme, böyle bir tedirgin olma durumu da yok yani. Böyle bir çirkin ithamı hemen hepsi söylüyor. Aksine İslam'da
başörtüsünün zorla kapatıldığına dair tek bir tane Asr-ı Saadet'ten örnek gösteremezsiniz. Açıldığına dair var. Hazreti Ömer açtırıyor. Başörtüsü hür bir kadının giyinmesi gereken bir şeydir. Hür olmayan bir fahişe, kötü kadın başörtüsü örtemez. Tam aksine açtırıyor Hazreti Ömer. Sen nasıl örtersin diyor başını. Sen örtemezsin diyor yani. Hürler gibi davranma, hür gibi hareket etme. Normal bir kadın gibi, iffetli bir kadın gibi başını örtme diyor. Engel oluyor. Tam aksi var yani bu. Sümer'den geçtiyse niye böyle geçti? Biz böyle olmaya devam ettiğimiz müddetçe bu böyle olmaya, böyle gitmeye devam edecek yani. Annem de başörtülü diyor. Bir de böyle bir şeyleri var. Yani başörtülü fahişelikle ima edecek şeyler söylüyor. Anasının da başörtülü olduğunu bir taraftan da ihmal etmiyor. Söylemeyi de ihmal etmiyor yani.